Merhaba arkadaşlar. En sonunda silah savunmasının ana varyantına geçebilecek kadar videoyu geride bıraktık. Eğer becerebilirsem iki çekim sonra bu açılış serisini de tamamlamış olacağız. Tabi silah savunmasının ana varyantı çok karmaşık. Uzun teoriler var, ezbere dayalı konumlar var ve sürekli de kendini yeniliyor. Videomuzun başlığından da görebileceğiniz gibi en son oynanan adaylar finalindeki Dinkleren Karahan'la oyununa da biraz değineceğiz. Çünkü Karahan'a varyantlardan birine çok yeni bir soluk getirdi. Şimdi hamleler konuşsun biraz. D4, D5, C4, C6, at F3, at F6 ve E3'leri incelemiştik. At C3 sonunda Slav dendiğinde neyi kastettiğimizi de görmüş olduk. Slav savunması ana varyantı bu şekilde gelişiyor. Ve artık siyahın DC4 kırması gerekiyor. DC4 önemli bir hamle çünkü beyaza ileride E4 ile potansiyel merkez yapma şansı veriyor ama E4 sürmek o kadar kolay değil. Siyah DC4'ü oynadıktan sonra bazı kazanımlar elde ediyor. Birincisi B5 ile elin üzerine yatmak istiyor. Bu yüzden beyazı A4 oynamaya zorluyor ve şimdi önceki videolarımızı da iyi takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki problemli C8 fili artık rahat bir şekilde F5 karesinden oyuna çıkabiliyor. Aynı zamanda tabi tipik Slav hamlesi olan siyahın A5'i de bir noktada gelecek ve B4 karesi tamamen siyahın kontrolüne geçecek. Beyaz E4 sürüp C4'ü alamadığı takdirde asla ciddi bir üstünlük iddiasında bulunamaz. Peki fazla değinmeyecek olsak da burada mesela E3 ve E4 hamleleri var. Siyah B5 ile piyonunu tutuyor ve E5, at D5, A4. Bu eski teori. Fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Böyle şeyler oluyor. Beyazın feda ettiği piyona karşılık bir inisiyatifi var ama işte modern bilgisayarlar aslında burada çok da korkulacak bir şey olmadığını ispatladılar. Bu yüzden bu varyantta artık pek oynanmıyor. Yani özetle bu konuma erişen oyuncular %99 burada A4'ü sürüyorlar. Ve şimdi tabii ki siyah burada E6 ile Vezir Gambiti'nin bazı konumlarına çevirebilir. İşte E4 değil belki ama E3 C5 ile E3 C5 fil C4 at C6 bu kabul edilmiş vezir gambitinden de dönüşebiliyor belki. Tabi siyah C6 C5 ile vakit kaybetti ama beyaz da A4 sürdü B4 karesini verdi. Ama bu konumuz değil. Sadece bilin istedim böyle bir transpoze de mevcut. Fil F5 hamlesi E4 karesi üzerine oynuyor. Şimdi biz hep ne diyoruz? Açılış videolarında elbette ezberler var. Kendi başınıza da çalışma yapmanız gerekiyor. Ben biraz olsun varyantı anlatmaya çalışıyorum. Burada siyahlar E4 karesi üzerine oynuyor. Yani beyaza E4 sürdürtmeme oynuyor. Ana plan beyazın merkezi kurup üzerine bir de C4'ü almaması. Nasıl mı? Biraz kötü oynatalım. Biraz saçma hamleler yapacağım. Siyah anlamamız açısından. Yani asla böyle bir şeye müsaade etmemeliyiz. Yani böyle satranç mı olur? Beyaz merkezini yaptı. Siyahın fili içeride. Beyazın gayet güzel bir gelişimi var. Sen ne elde ettin siyah olarak? Pasif pasif oynuyorsun. C8 fili çıkmıyor. Alan yok. Yani böyle bedava üstünlük hiç kimse hele bu çağda vermez yani. O yüzden bazı kilit hamleleri iyi bilmek, fikirleri iyi bilmek gerekiyor. Fil F5, E4'ü tutuyor. Bakın G4'e de gitmiyor. F5'e gidiyor özellikle. Şimdi burada E3 sonraki videomuzun konusu at E5 inceleyeceğimiz hamle ana hamle ama at H4 diye de bir hamle olduğunu bilelim. Çok oynanmıyor ama siyahlara E6 tavsiye edeyim. At H4'ü de beyazlara tavsiye etmeyeyim ve geçelim konuyu. Çünkü fil çifti alındığı takdirde bile siyahın E4 karesi üzerindeki kontrolü devam ediyor. Bu konum siyahlarla gayet oynanabilir. O yüzden vakit kaybetmeyelim. At E5'e bakalım. At E5. Şimdi gene ben burada oklarla çizmişim. Beyaz at C4 ile piyonunu geri almak istiyor ve F3 E4 ile merkezini yapmak istiyor. Yani kuvvetli fikri bu beyazın. Fikre dayalı oynuyor. E4'ü sürmesi mümkün değildi. At E5'e gidip F3'ü hazırlıyor. Tabi dinamik satrançta, modern satrançta fikirler hep karşı hamleler, karşı fikirlerle nasıl diyelim cevaplanıyor ve böyle bir beyin mücadelesi başlıyor. Beyazın bir planı var. Siyah ona bir karşı plan uyguluyor. Beyaz onu engellemeye çalışıyor. Siyah bu sefer başka bir yerden bir darbe indiriyor. Ve her iki tarafta doğru oynadığı zaman zaten
eşite yakın bir konum elde ediyoruz. Burada siyahlarla oynayan oyuncu ne yapması gerektiğini bilmezse beyaz F3'ü E4'ü sürer. Bir de tempo kazanır. Üzerine C4'ü de alır. Konum beyaza çok iyi olur. Burada E6 hamlesine bakacağız önce. Caruana'nın oyunu da böyleydi. Şimdi F3 plana devam. Ve şimdi çok dinamik bir fil B4 hamlesi var. Ne yapıyor? E4 karesini kontrol eden C3 atını açmaza alıyor. Gelişim yapıyor. Ve bazı taktik motiflerden faydalanıyor burada siyahlar. Örneğin E4 hamlesi o kadar etkili değil artık. Çünkü taş fedası var. Siyahlarla Slav oynayacak oyuncu bu varyanta girecekse, yani E6 oynayacaksa taşı da burada feda etmeye hazır olmalı. E4'e fil E4, F4, at E4'ten sonra baştan çizelim okları. Beyazın ne kadar zor durumda olduğunu görelim. Vezir H4 bir tehdit. C3 atına ciddi bir yüklenme var. Ve eğer olur da fil D2 çıkarsa açmazı engellemek için vezir D4 de alınabilir duruma göre. Ki öyle oluyor. Burada siyahın çok iyi oyunu var. Yanlış anlamayın, siyah öyle iyi falan değil ama bu taş fedası yapılmalı. Yani burada taş feda edilmezse, örneğin böyle pasif bir hamle yapılırsa ben ne anladım bu işten ben. Az önce dediğim olay oluyor. E3'e de çıkacak bu fili mis gibi. Bu şekilde oynamak kesinlikle mümkün değil. Yani pasif oyuna müsaade yok bu varyantta. Kesinlikle aktif iddialı tehditkar oynamak gerekiyor. Taş fedası devam edelim. Burada benim de güzel bir oyunum var Dragan Şolak'la. Güzel değil gerçi, teorik. Önce ana varyanta bakalım. Bu eskiden en çok oynanandı. Fil D2, vezir D4, at E4, vezir E4, şah, şah. Çekileceğim vezir E2. Fil D2, şah D2, vezir D5 şahtan sonra oluşan konuma biraz bakalım. Beyazın atı var. Siyahın da ata karşılık, figüre karşılık 3 eri var. At A6, at B4 fikirleri de gelecek. Siyah şah güvende, beyaz şah güvende değil. Ama kolay bir konum da değil. Şu an 4 er mi var ama biri düşüyor değil mi? Tabii 4 er var ama C4 düşünce 3 olacak. Çok fazla oyun var. Özellikle 90'ların sonunda. Ama zannedersem burada siyahın oyunu yeterli ki artık beyazlarla oynayan ustalar bu varyanta pek girmiyorlar. Bir de burada beraberlik varyantı var. Onu da söyleyeyim, bilin. Ben bunu Dragan Şolak'la galiba 2009'da Süper Lig'de oynamıştım. Dragan da pek hazırlıklı değildi o gün. Çift turdu galiba. O yüzden Dragan da burada beraberlik varyantına girmek durumunda kalmıştı. Beyazın vezir F3'ünden sonra siyahın fazla tercihi yok. Yani böyle bir zorunlu yoldan beraberlik de var. Hemen gösteriyorum. Hiç hamlelere girmiyorum. Bazı hamleler çılgınca ama ben bunları tabii masada bulmadım. Ezbere biliyordum. O yüzden fazla da zor olmadı. Dragan da biliyordu elbette. Ve bu şekilde sürekli şahla beraber oldu. Tabii siyah A1 alamıyor çünkü ister vezir H8 ister açarak şahtan vezir alabiliyorsunuz. Yani bu vezir F3'te teorik beraberlik varyantı, böyle bir ihtimal de var. Bunu da bilin. Yani beraber istemiyorsanız siyahlarla bu varyantı oynamamanız gerekiyor. Çünkü rakip ne diyelim force edebiliyor. Şimdi burada tabii at C4 alınıyor. Rok. Ve E4 yine o kadar etkili bir hamle değil. Çünkü gene taş fedası var. Ama bu sefer at E4. Yani ben hep ne diyorum? Bu videolarda size her şeyi öğretmemiz mümkün değil. Slav savunması dediğiniz derya deniz çok derin. Dipsiz kuyu bunlar. Ama en azından ana varyanttaki ufak nüansları bilseniz yeter. Yani hemen bir özet geçelim. Fil B4'de kilit hamleydi. E4 karesi üzerine oynuyorduk. Burada E4 sürüşüne fille vuruyoruz. E4'te atla kalmak istiyoruz. Olur da at C4, rok E4 oynanırsa, az önce fille vuruyorduk. Şimdi atla vuruyoruz. E4'te fille kalmak istiyoruz. Neden diye soracak olursanız orada ata ihtiyaç vardı. Ama burada fil merkezde kalmış şaha daha iyi hücum ediyor. Örneğin vezir H4 şah. Tabii G3 mümkün değil. Vezir E4 var, H1 düşüyor. Şah D2 gibi bir şey yapması lazım beyazın ve vezir E4'ten sonra siyah şah güvende. C1 fili çıkmıyor. A1'de kale, D4 düşecek tempoyla. Siyahın çok çok iyi oyunu var. Bu sebeple burada beyazlar şah F2 hamlesini oynayıp E4'e hazırlıyor. Artık beyaz açmazdan da çıktı. Artık E4'ü sürmek istiyor. Bu da zaten bizleri videomuzun başlığı olan Dinkliren Caruana oyununa götürüyor. Biraz oyunu inceleyeceğiz. Bizim ilgimizi çeken yere kadar. Caruana öyle bir yenilik yaptı ki gerçekten
Şimdi bu konumu oynayan oyuncular sadece o hamleyi düşünüyorlar bence. Muhteşem de bir oyun oldu. Dinklin'in 2'de 0 gidiyordu. Caruana da turnuva lideriydi 2'de 1,5'la. Ama Dinklin muazzam bir karakter gösterip masa başında hamle yemesine rağmen üst üste bilgisayar gibi oynadı gerçekten. Çinli büyük usta ve Caruana'ya turnuvadaki tek yarıda kalan turnuvada diyelim tek mağlubiyetini tattırdı. Muhteşem bir oyundu gerçekten. İncelemeye devam edelim. Konumuza geri dönüyorum. Burada E5 oynadı Caruana. Yani akıl almaz bir yenilik. Nasıl bir bilgisayarla çalışıyorsa artık nasıl bir ekip varsa bu Kazımcanoğlu ekip çok sert bir fikir. Siyahlar diyor ki senin F2'de kalan şahını olabildiğince açacağım ve çok keskin hamlelerle üst üste tehditler yaparak hücum edeceğim. Şimdi D5 almak istemiyor beyaz çünkü bu G1 A7 çaprazı tehlikeli olabilir. Siyah burada sakin at ve D7'den sonra duruma göre vezir B6 C4'teki at oynarsa fil C5 oynayabilir. Siyah kareler üzerinde çok ciddi bir baskısı var. Bu konumu oynamak oldukça zor. Dink at E5 alıyor ve fil C2. Caruana'nın muhteşem fikri devam ediyor. Vezir C2 alındığı takdirde siyah erini geri alırdı ve gene enteresan bir konu. Geçen analiz yazarlarından Görkem Sivri de bu konuyu tartışmıştık biz. Mesela bu konumu bilgisayara sorarsanız aşağı yukarı eşitler ama hep şunu düşünmelisiniz. Yani bu konumun masa başında gerçekten C1'deki kapalı fille, F2'deki rok atmamış zayıf şahla ne kadar oynayabilirsiniz? Yani insan olduğumuzu unutmayalım. Makine analizleri bazen bizi yanlış yönlendiriyor. Hep diyoruz burada bu var, şurada bu var. Aa bu iyi hamle, şu hata yaptı, bu hata yaptı ama böyle bir konuma iyi hazırlanmış bir oyuncu karşısında beyaz taşlara düşersek gerçekten işimiz zor. Zaten Dink de öyle düşündüğü için burada konumu daha da keskinleştiren Vezir D2 oynadı. Ve şimdi C5 muazzam bir hamle. Konumun ruhuna çok uygun. Dikkat ederseniz siyah sürekli böyle eli rakibinin gırtlağında saldırmaya, tehdit yapmaya, oyunu açmaya devam ediyor. Dink oyunu kapalı tutmak için D5 sürüyor. Fil B3 ver ve E4'e kale E8. Burada keselim. Daha sonra galiba Caruana C4 sürüp bir yer daha feda etti. Muhteşem bir baskı elde etti. Yanlış anlamayın. Beyaz biraz iyi burada. Ama oynaması gerçekten çok çok zor. Yani ben şöyle hayal ediyorum. Dengin bir oyuncuyla şurada oynasam beyaz olsam hiç de bana öyle kazanacakmışım gibi gelmez. Oldukça çekinirim. Yani oynamak masa başında bunu çok zor. Kale E4 mü yiyeceğiz? Efendim o C4'ten vezir B6 mı yiyeceğiz? At H5 vezir H4 mü yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Belli değil yani. Çok korkutucu gözüküyor gerçekten. Ve işte 2800 olmak da böyle bir şey. Özetle burada E5 hamlesi son moda arkadaşlar. Bu videoyu hala 2020 yılının Haziran ayında izliyorsanız E5 modern ne diyelim moda hamle. Başka hamleler de var ama Caruana'nın fikri bence çok takipçi kazanacak. Hemen diğer varyantlara hızlıca bakalım. E6 dışında burada at B7 diye bir hamle var. Tabii ki beyaz piyonunu geri alıyor. Ve siyah burada vezir C7 ya da at B6'dan birini tercih etmek durumunda. İkisi de iyi. At B6 ile başlayalım. Şimdi beyazın F3 E4 sürmek istemesi aslında konumun dinamiğini pek değiştirmiyor. Hala F3 E4 ana plan ama siyah bunu yaptırtmıyor. Nasıl yaptırtmıyor? Burada elbette at B6 almak söz konusu olamaz. A B6 ya da vezir B6'dan sonra siyahın oyunu iyidir. Burada at E5 gidiyor. Beyazlar ve aslında A5 A6 tehdidini ortaya koyuyor. Tabii bir Slav oyuncusu A5'i burada tereddütsüz oynamalı. Ve şimdi F3. Aslında beyaz çok akıllıca oynamış gibi gözüküyor. Hem A5 tehdidini yaptı. Hem de şimdi F3 E4'ü hazırladı. Ve siyahın artık engelleme şansı yok. Fili B4'e gidemiyor. E4'ten taş fedası yok bir önceki varyanta nazaran. Ama işte hep diyorum ya bazı varyantlarda da bazı fikirleri, hamleleri ezbere bilmeniz gerekiyor. Burada at FD7 hamlesi çok iyi bilinmeli. Bunu oynamazsa siyah. Örneğin siyah biraz kötü oynatayım gene. Yani böyle bir konuma düşmemeniz gerekiyor. Ne yapıp edip böyle bir konuma düşmemeniz gerekiyor. Yani şurada mesela beyazın oyunu çok iyi. G6'daki fil biraz gömülü kaldı. Merkezi de var beyazın. Bu konuda çok rahat bir oyuna sahip olurdu ilk oyuncu. Ama doğru fikri biliyorsanız burada F3 E4'ü de engellemek mümkün. Nasıl mı? At FD7. Şimdi E4 sürülürse at E5. D5'e vezir D1 ve sonra file 6 çekiyor siyah. Burada sıkıntı yok.
Eğer EF vurulursa da at ED7 ve G6'dan çıkıyor. Bu da çok karmaşık bir konum. Ama merkezi parçaladı en azından. Şimdi artık merkezde piyonlar yan yana değil. D4'te izole kaldı. Beyaz at D7 alabilir tabii burada E4 sürmeden önce. At D7 çok önemli. Ve E4. Aslında az önce anlattığım her şeyle çelişiyor gibi duruyor bu varyant, öyle değil mi? Beyaz istediğini elde etti gibi, ama burada siyah taktik motifler sayesinde çok iyi oyun elde ediyor. Çok dakik. Yani bu zaten modern teori genelde böyledir. Taraflar birbirlerinin fikirlerini empoze etmeye, diretmeye çalışırlar ama her iki tarafın da iyi oynadığı devam yollarında genelde böyle dengeli eşit bir şey çıkar. Fil G6, file 3. Çok güzel bir gelişim hamlesi. Piyon zincirinin arkasına o boşlukları doldurarak koyuyoruz file, ama şimdi burada siyah E5 sürebilir, ama daha da iyisi bence vezir B6 tempoyla. Ver B2. Vezir D2 E5. İyi bilinmesi gerekiyor. Kolay bir hamle değil. D5 açarak tehdit ama, ve şimdi siyah fil C5 çıkıyor. E1'de şah. Siyah kaleler zayıf. Kale D8 gelecek. At E5 gelecek. Beyazın F4'le o piyonu tuttuğunu pek hayal edemiyorum. Bu da siyahın aslında kurtuluş reçetesi, eşitlik reçetesi. Bu şekilde oynanmalı. F3 E4 fikri bu şekilde karşılamalı. Yani bazı konumlarda hiç sürdürtmüyor. Bazı konumlarda da böyle taktik numaralarla bertaraf ediyor beyazın fikrini diyelim. O yüzden bu at F7 fikri ve devamında vezir B6 E5 fikri kesinlikle kalpten bilinmeli, ezbere bilinmeli. Slav oynamayı düşünen arkadaşlarımıza tavsiyem. Son olarak şu vezir C7 hamlesine bakalım ve bitirelim. Evet. Vezir C7 yanılmıyorsam Aleyhin Öve arasındaki dünya şampiyonluğu maçlarında çok fazla test edildi. Siyah taşlarla oynayan geleceğin FIDE başkanı Hollandalı Max Öve bu varyantta aslında en çok katkı yapan dünya şampiyonlarından. Burada tabii artık F3 E4 ile vakit kaybedemiyor beyaz. Çünkü siyahın E5 vuruşu gelecek. Siyah vezir C7 ile E5'i ve duruma göre kale D8'i uzun roku hazırladı. Burada Fianchetto ile çıkmaya çalışıyor beyaz. E5, D5, at E5, fil F4, at FD7, fil G2'ye. Burada eski hamle F6'ydı. Ve işte siyah burada oklarla çizmişim. Neymiş? Kale D8, fil B4, fil E6. Normal bir gelişim yapmaya çalışıyor ama hepimizin favorisi Morozevic. Her daim orijinal, egzantrik Morozevic burada G5 hamlesini yapmıştı. Ve sanırım Kasparov'la da bir oyunları var böyle. İlgilenenler bulabilir. Kasparov, Morozevic bu konumu oynadılar. G5 hamlesi çok garip. Amacı ne? Tabii fil G5 alamıyoruz çünkü at C4 var. Taş boşta şimdi. Burada bir açmaz vardı dikkat ettiyseniz. O açmazı bozmaya çalışıyor. Ve beyazı bu merkezdeki bu gerginliği kaldırmaya, bir karar vermeye zorluyor. Eğer at E5 alırsak tabii ki kıymetli file alacak GF4. At D7'ye de çok şık uzun rok hamlesi mesela oynanabilir ve siyah yavaş yavaş ipleri eline almaya başlıyor. Hissediliyor yani. Uzun rok attı, şahını güvenliğe aldı, D hattını ele geçiriyor, fil çifti var. Bu gene dengeli bir konum olsa da, çünkü beyazın piyon yapısı daha iyi ama oynaması zor bir konum. Sanırım burada biraz artık uzatmamak gerekiyor ama Kasparov'un at E3 hamlesi çok önemli. Bu bilinmeli. Sonrası için de bol bol çalışma yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu varyantı oynamak mümkün değil. Mesela nasıl olabilir? GF4, at F5, uzun rok ve oyun karışıyor. Tabi beyaz olmanın bir avantajı var. Genelde beyaz çok hafif, daha iyi çıkıyor bu tarz varyantların sonunda. Varyantları biraz tanıttım aslında. Atladığımız bir sürü hamle, ara varyant, ikinci, üçüncü sınıf hiç de kötü olmayan, gayet makul oynanabilir hamleler vardı. Dediğim gibi onlara da girsek zaten çok uzardı videomuz. Son olarak E3 ile başlayan varyantı yapacağım haftaya. O zamana dek hoşça kalın. Görüşmek üzere.